Selamlar herkese. Evet dostlar, nasılsınız? Allah'a şükür, vallahi bizler iyiyiz. Çok çok iyiyiz. Daha da iyi olmaya çalışıyoruz. Bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz yani ülkecek hala zor günlerden geçiyoruz. Zor zamanlardan geçiyoruz. Yani ne diyeceğim bilemiyorum. Hani fazla bir şey de demek istemiyorum aslında. Yani diyecek bir şeyim de yok baktığınız zaman. Zor günleri inşallah en kısa zamanda atlatacağız. Hepimizin bir canı sıkkın, bir şey yani hep sürekli bir şeyler oluyor. O yüzden bugün tekneye geldim. Dedim biraz bari kafamı dağıtayım. Hem tekneye özledim. Birkaç gündür gelemiyordum, 3-5 gündür. Yağmurlar vardı bizim burada, yağmur yağıyordu. Cesaret edemedim bir türlü. Çıkayım mı, çıkmayayım mı, gideyim mi, gitmeyeyim mi? Sonra hani gidiyorum tam böyle bir saat sonra bir daha yağıyor falan. Onun için hiçbir risk atmak istemedim. O yüzden birkaç gün evdeydik. Şimdi geldim. Güzel kefal çıkıyormuş buradan. Güzel levrek çıkıyormuş. Çupra çıkıyormuş. Bir deneyeceğim bakayım. Var mıdır yok mudur bilmiyorum. İlk defa tutacağım burada. Burası biliyorsunuz kanal. Ama denize karışan bir kanal. Büyük bir şekilde denize karışan bir kanal. Denize karıştığı yer bayağı geniş bir yer. O yüzden çupralar falan oluyormuş burada. Levrek bayağı bir hayli oluyormuş ama levreyi bakalım alabilir miyiz alamaz mıyız ama inşallah biraz kefal tutarız diye düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Şimdi birazdan hazırlayacağım oltamı, atacağım. Şöyle bir takım hazırladım. Dörtlü iğneli bir takım. Altta kurşunum, küçük kurşunum yoktu. O yüzden bir tane somon bağladım ucuna. Çok basın istemiyorum. Bir tane de şöyle mantar almayı unutmuşum. Şöyle bir strafordan mantar yaptım kendime. Büyük ihtimalle işe yarayacaktır. Bununla şu an kefali atacağım. Ekmek bağlayacağım. Biraz hamur yaptım kendime. Şu şekilde. Bunu şimdi bağlayacağım. Atacağım. Ayrı bir yere atacağım. Bir de oltayla deneyeceğim. Tektekim var. Bakayım hani çupra mupra bir şey var mı? Biraz ileri atmayı düşünüyorum oltayla atarsam. Bununla direkt elle atacağım. Bırakacağım. Bir yere bağlayacağım. Ondan sonra bakacağız. Şöyle altta bir tane kurşunun altında hırsız iğne var. Bir metrelik bir şey yani öyle baktığınızda. Bu arada bütün oltalarım İstanbul'da kaldı dostlar. Unuttuk onları. Gardırobun kenarında hepsi kalmış. İstanbul'a götürmüştüm biliyorsunuz. Balığa gitmiştik. Bu evde olan idareten yani çok şey değil. Çok dandik bir şey değil ama sağlam bir şey de değil. Albatros marka. Çok eski bir kamış. Kısa bir kamış. Ekmekte herhangi bir vuruş yok. Ya da var ben göremiyorum. Ama strafor iyi oldu. Mantar görevini görüyor şu an. Oltamızı yemleyelim.
Evet dostlar, tekrardan merhaba. Eve geldim şimdi. Telefonumun şarjı bitti. Şarjı bittiği için çekim yapamadım size. Zaten bitmeseymiş de bir şey olmayacakmış çünkü yakalayamadım bir şey. O benim teknenin bağlı olduğu yerde balık olmuyormuş. Yerini öğrendim. Bir sonraki sefer inşallah yerine gidip de yapacağım. Biraz böyle ıssız plajına giden bir hafiften bir yol var. Orada tutuyorlarmış tutanlar. Tekneyi bağladığımız yerde olmuyormuş. Öğrenmiş olduk. Şimdi eve geldim. Özlem çocuklara ve çocuklar biraz böyle limoniler, rahatsız gibiler. Biraz portakal toplayacağım, sıkmalık portakal. Biraz da greyfurt toplayacağım. Çocuklara biraz sıkacağız. İçsinler diye Özlem istedi. Cidden çok iyi geliyor ama. Yani bayağı şey yapıyor yani, yarıyor. Bunlar sıkmalık portakallarımız. En azından yerini öğrenmiş oldum yani balığın. İlk defa gittiğim için bilmiyordum. Hani oradan olur mu olmaz mı, ben görüyordum balıklar atlarlarken ama teknenin orada. Ama demek ki onlar kandırıyormuş bizi. Bu kadar portakal yeter. Biraz da greyfurt toplayayım. Düştü. Çürükler düşüyor genellikle. Sapları çürümek üzere olanlar düşüyor. Zaten başka da bir narenciğimiz kalmadı. Greyfurt'umuz biraz kaldı. Biraz sıkmalık portakal var. Başka da yok. Limonumuz, portakalımız, her şeyimiz bitti. İnşallah yenileri şurada. Yeni dünya gördüm. Meyve vermiş. Şuraya baksanıza, bildiğiniz sapsarı olmuş ya. Mevsimler şu an, iklimler resmen kaydı. Yani şu an Mart ayının başında yeni dünyanın vermesi çok saçma. İyice mevsimler kaydı. Evet. Ben portakaldan greyfurtlarımızı topladım. Şimdi bunu Özlem'e bırakayım. Özlem bunları bir güzel sıksın. Çocuklar içersin. Şifa olsun. Bu arada çok soranlar olmuş. En sonki videomuzdan kaptanlık belgesiyle ilgili. Kaptanlık belgesi işine bir çözüm getireyim diyorum artık. Benim gemi adam belgem var. Ben şu an kaptanım zaten. Halihazırda. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Yani şu an kullanabiliyorum yani o tekniği ben her şekilde. Şu an zaten gemi adam belgem var. Halihazırda. Yani kaptanlık sertifikam var. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Bunu kötü niyete çevirenler de var, yazanlar. İyi niyete çevirip de bizi düşünenler de var, ceza yemeyin diye. İyi niyetle düşünenler için çok teşekkür ederiz. Hem doğru bir düşünce, mantıklı bir düşünce. Ben en son videomuzun içinde geçirmeyi unutmuşum onu. Aslında çekmiştim ama o bölümü koymayı unutmuşum. Yani dediğim gibi kaptanlık belgemiz var. O yüzden herhangi bir sıkıntı yok. Unutmadan şunu da bir sökeyim dedim. Lastik patlak. Bu çok işimize yarıyor burada. Markete gidip gelirken çok iyi oluyor.
tabii yaptıracaktık. Fırsat olmadı. Yağmurda da içeri su girmiş. Ben yaptırmıştım bunu. Şu üstüne taktırdığım şambiyer sıfır zaten. Aslında içinde biraz hava da var. Ama bir iğne gibi bir şey girmiş herhalde. O da büyük ihtimalle bunun içinde. Hala. O yüzden şey oluyor. Bunun içini bir kurduktan sonra adamın eline bakması lazım şöyle. Büyük ihtimalle o dikenler var bizim burada. O dikenlerden oldu. Neyse, iş erbabına bırakmak lazım. Götürelim adam baksın. Şambiyer değişecekse onu değiştiririz olması. Ama şambiyeri yama yapar büyük ihtimalle çünkü içinde şey var. Hava var gördüğünüz gibi içinde. Havayı sabitliyor içinde. Çok ufak bir delik var herhalde. O ufak bir delikten kaçırıyor. Şöyle içine koyalım. Ama da bunun içine girmez. En iyisi böyle götürmek. Şimdilik. Sabah tekneye gideceğim. Tekneye giderken orada bizim burada bir ziyaret merkezde şey var. Lastik çağırıp ona bırakayım. Baksın. Yarın teknemizin herhalde biraz elektrik şeyleri var. İşleri var. Onlar için oraya gideceğim. Yavaş yavaş zaman geliyor artık baktığınız zaman. Az kaldı. İnşallah güzel olacak. Çok bir zaman kalmadı. Yani Nisan'ın başı gibi Allah izin verirse bismillah deyip çıkacağız diye düşünüyorum. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu hep geçenki videoda olan şeyler söylediklerim ama bu Özlem geçenki videoda suratı çok asık demişsiniz. Özlem'in hani istemiyor senin işi yapacağın işi falan filan yazmışlar. Yazanlar var. Hani niye mutsuz karın? Hani sen iş buldun karın niye mutsuz? Acaba senin çalışmanı o tip bir işte istemiyor mu falan diyenler olmuş. Alakası yok Özlem. Yani bir haftadır nereden baksanız rahatsız, hastaydı. O gün de videonun karşısına hasta hasta çıktı zaten. Yani o yüzden hani çıkmayacaktı ama benim ısrarlarım üzerine çıktı. Çıkmayacaktı, hastaydı yani. O yüzden hasta olduğu için biraz surat asık çıkmış. Onun harici öyle istemezlik olamaz ki zaten hani çok saçma bir durum. Hani niye eşim istemesin? Sonuçta bu ekmek parası için, ekmek parası için çalışıyoruz. Yani bu hangi iş olursa olsun. Bunun üzerine öyle bir şey istemeyecek bir eşim yok benim çünkü. Hani öyle bir insan değil Özlem, öyle söyleyeyim. Onu da buradan bilgisini vermiş olayım çünkü rahatsızdı, o yüzden öyle oldu. Öyle gözükmüş biraz. Biz de sonradan farkına vardık ama çekmiştik artık hani yapacak bir şey olmadığı için. Bir daha çekemeyeceğimiz için. Evet, bunun da bilgisini buradan vermiş olayım. Evet dostlar, bir videomuzun yine burada sonuna geldik. Lütfen kanalımıza abone olmayı, like atmayı, zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.